Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz, sağlığınız, ailenizin sağlığı hepinizin yerindedir. Bugün ne yapıyoruz millet? Bugün Skyrim'in en güçlü tek elli kılıcını yapıyoruz abi. Mükemmel bir kılıç. Bunun için tabi gereken şeyler var. Gerekli level'a gelmeniz lazım. Bazı skill'ler de fulllemeniz lazım. Büyüleri öğrenmeniz lazım. Daha sonra yaptığımız kılıcı geliştirmemiz lazım. Bunların hepsini, gereken bütün malzemeleri, her şeyi anlatacağım size bu videoda. Mükemmel bir kılıç oluyor yalnız. Bilginiz olsun. Mükemmel. Ben iki tane kılıç kullandığım için iki tane yapacağım aynı kılıçtan. Bir sağ bir sol, tek elli iki tane kılıç. Ondan sonra o silahla neler yapabiliyoruz göreceksiniz. Şimdi gelelim öğrenmemiz, bilmemiz gereken skill'ler. Bunun için yeteneklere geliyoruz. Demircilik 100 olması lazım. Tılsımlama 100 olması lazım. Ve de yıkım. Yıkım da 100 olması lazım. Neden? Elektrik, ayaz, ateş, bu bunların daha fazla hasar vermesi için. Biz nihayetinde silaha büyü yapıyoruz. Ve bakın ne diyor? Ayaz büyüleri %50 daha fazla hasar verir. Yani gerçekten OP bir silah olacak. Yani bilmiyorum, kullanır mısınız? Önünüze gelene tek atıyorsunuz. Ne olursa olsun. Bir kılıç vuruyorsunuz, adam yatıyor. Dediğim gibi bu fazladan şok, fazladan ayaz, fazladan alev. Bu üçünü ikiliyoruz, fullliyoruz. Geldik şimdi tılsımlamaya. Bunu fullleyin. Ateş tılsımcısı. Ayaz tılsımcısı. Fırtına tılsımcısı. Ve silahı silah yapan en önemli özellik, aynı silahı iki tane farklı büyüyü tılsımlayabiliyoruz. Bunun için bunu yapalım. Daha sonra zırhtaki %25 daha hızlı. Bu da %25 daha hızlı. Bunu da yapıyoruz. Geldik demirciliğe. Demircilikte çelik zaten yapmıştım. Cüce demirciliği yapıyoruz. Neden? Çünkü biz istediğimiz materyali yapmak için bunları da yapmamız lazım. Bize abanoz lazım. Abanoz demirciliği. Bunu da yaptık. Tamam. Bize gereken skill, bir de şu vardı. Şu sihirli silahları ve zırhları bileği taşında bileyleyip daha da kuvvetlendiriyoruz. Efsanevi yapıyoruz. Burası tamam. Şimdi bize gereken zırhlar var. İksirler var. Kolye ve yüzük var. Bunların hepsi daha iyi bir silah yapmamız için bize artı katkılar sağlıyor. Gelelim giysiler. Şimdi bu Ahzidal'ın full setini giymeniz lazım. Neden? Şimdi bakın neredeydi o? Bakın suda yürüme özelliği veriyor. Ahzidal'ın yadigarının 4 tanesini giydiğinde, yani full seti giydiğinizde bize artı 10 tılsımlanma veriyor. Bu bir kere lazım. Daha sonra demircilik yüzüğümüz. %25 silahlarımızı geliştirebiliriz. Bunu giydik abi. Ve kolye. Aynı şekilde. Bunu da giydik. Daha sonra bize ne lazım? Tılsımcının iksiri. Bu da %25 daha iyi tılsımlama yapmamızı sağlıyor. Gene şimdi evimizdeki tılsımlama tezgahına gidelim. Bu arada bu evi yapmıştık. Temelinden her şeyini biz yaptık. Onun da serisi var kanalda. Göz atmak isterseniz. Burada simya laboratuvarı vardı. Burada da tılsımlama tezgahı. Şimdi silahımıza yapmamızı istediğimiz iki tane büyü var. Birincisi ayaz büyüsü, çünkü Stalrim materyali ile yaptığınızda %10 daha fazla, %20 yanlış hatırlamıştım, daha fazla ayaz damage vuruyoruz. Ayaz hasarı vuruyoruz. Kılıcın yapıldığı maddeden dolayı. Ve bir de kaos büyüsü var. %50 şansla ateş, buz ya da elektrik hasarı vuruyor. %50 şansla düşmanıza. Şimdi bu kaosu nasıl öğreniyoruz abi? Şimdi bize silahlara ne yapıyoruz? Tılsımlama yapıyoruz. Büyü yapıyoruz. Bu tılsımlama büyülerini nasıl öğreniyoruz? Tılsımlama tezgahına geliyorsunuz. Bakın ben normalde bu yüzüğü yakmak istemiyorum ama göstermek için yakayım. Şimdi ne diyor bu?
yaylar %40 daha fazla hasar verir. Şimdi biz bunu istediğimiz yüzeğe veya kolyeye veya silah tılsımlamak için bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunu nasıl öğreniyoruz? Geliyoruz iteme, bakın burada E öğren. Bunu öğrendiğimiz zaman item yanıyor. Ama biz o özelliği öğrenmiş oluyoruz. O yüzden buna yaptık. Bakın yüzük gitti ama biz okçuluğu güçlendirme tılsımını öğrendik. Şimdi ne lazım bize? Kaos büyüsü lazım. Bunun içinde kuzeyli kaos kılıcı var. Bunu yakıyorum. Tamam, şimdi kaos büyüğümüzü de öğrendik. Şimdi gelelim Stadyum kılıcımız. Ayas hasarı. Kaos hasarı. Bunu da şuradan vereceği hasarı azaltıp çoğaltabiliyorsun. Ne kadar çok hasar verirse o kadar çok bu silahın enerjisinden yer. Ama yani fullleyin hasarı daha sonra bulursunuz. Bunu da fullledik. E yaptık. Şimdi ruh cevheri. Ben de kara ruh cevheri var zaten. En iyisi bu. En fazla enerji veren cevher bu. Siz isterseniz diğerlerini kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum ve ne yaptık? Birincisini yaptık. Şimdi ikinci kılıcı da yapayım ben hemen. Ya da bunu ne yapalım? Ateş hasarı ile yapalım ya. Bunu da ayazla yapalım. Bu da tamam. Her şey tamam. Bunu da işleyelim. Tamamdır. Bakalım şimdi kılıçlarımıza. Şimdi silahlarımızın hasarı kaç bakalım. 20. Bunu nasıl geliştiriyoruz abi? Biz ne yapmıştık? Demircilikte sihirli silahları bilek taşında bileylemek için bir tane puan vermiştik. Onun sayesinde şimdi bu silahlarımızı da geliştirebileceğiz. Benim bodrumumda bilek taşım var. Evime her şeyi döşedim misler gibi. Şimdi bunu efsanemi yapalım. Yani şuraya bak, 3855 oldu sadece bir kılıcın değeri. Şimdi gidelim. Silahımızın sınırlarını düşmanlarımızı da deneyelim arkadaşlar. Hadi gidelim.
Evet arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyorum. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz bir beğeni atmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Silahları kullanmakta başarılar. İyi oyunlar herkese. Görüşürüz.